Lan baba bir tane takipçim yazdı. İşte hoşlandığım bir kız var. Reddedilirim korkusundan açılamıyorum. Ne yapmam lazım? Dedim dur baba bir relax ol git bir soğuk su iç video geliyor hemen. Çünkü gerçekten video konusu bulamıyordum bu aralar. Ne çekeyim ne çekeyim yani. Bazen işte iş yerinde mola falan veriyordum. O anda aklımda ne varsa onu çekiyordum. Yani doğaçlama. Aslında doğaçlamayı seviyorum. Hani o anki modum neyse direkt onu yansıtıyorum. Mesela iş yerinde mola verirken çektiğim videoları şu anda çekemiyorum. Neden? Çünkü o psikolojide değilim. İnsanın böyle hep bir an modları var, tamam mı? İşte stand-up modum oluyor. Böyle gülüyorum baba yemin ederim. Araba geçiyor gülüyorum anasını satayım. Mesela böyle sinirli modum oluyor. Anladım. Ağzında kuş tutsa bir tane koyasım geliyor mesela. Ondan sonra. Yani insanın her an modu olabiliyor. Şu anda da modumdayım gerçekten. Ve bu konu hakkında bir video yapmak istedim. Ve tecrübeyle sabit anlattıklarım. Yani yemin ederim ne başkasından okudum. Ne işte YouTube'a girdim bu konu hakkında bir video izleyip baktım. Ne işte bir makale okudum. Vallahi billahi tecrübeyle sabit baba. Şimdi hoşlandığım kıza açılamıyorum. Ne yapmam lazım? Lan baba ben de senin durumundaydım. Sene kaç? 2016 olabilir. 17 de olabilir baba. Tam net hatırlamıyorum. Lan baba işte bir tane kızdan hoşlanıyorum, tamam mı? Yani kızı bir yerde gördüm. Bir düğünde mi gördüm? Bir yerde gördüm. Hatırlamıyorum yani. Ondan sonra baba işte kızdan acayip hoşlandım yani. İyi emellerim var. Kötü bir asla amacım yok. Hoşlandım yani baba hani. Gönül ferman dinlemiyor diye bir söz var yani. Harbiden dinlemiyor yani. Sen ne kadar hayır de yapmayacağım de işte ben onu sevmiyorum de. Burası baba seviyorsa, burası ona bir kırmızı ışık yakmışsa mutlaka şey beyin kontrolden çıkıyor yani. Kalp devreye giriyor. Neyse baba işte ben dedim ne yapayım ne yapayım işte ondan sonra acaba dedim söylesem işte ne dar işte reddedilir miyim korkuyorum bana kötü bir söz mü der. Ya böyle yıkık gerçekten yıkık bir zamanlarındaydım yani hani aslında ne bileyim ya gidip söyleyeceksin abi bu kadar basit yani. Reddedileceğim mi kardeşim reddedil anladım ben en son düşündüm bu karmaşanın içindeyim tamam mı? Lan acaba beni reddeder mi işte siktir git mi dar başımdan vesaire vesaire böyle triplere girmiştim baba. En sonunda işte bir büyüğüme danıştım tamam mı? Ondan sonra dedim abi böyle böyle ne yapmam lazım? Dedi oğlum git konuş dedi ya hani ne kaybedersin dedi. En fazla olmaz dedi yani ama hani için içini yemez dedi. En azından dersin ki lan konuştum reddedildim yani bu kadar yani. Hani sonuçta bir sırrı çözmüyor yani gideceksin söyleyeceksin falan yapıyor adam. Gerçekten de o anda bana motivasyon verdi o. Ben de gaza geldim yazdım kıza. İşte Instagram'dan yazdım. İşte selam selam merhaba merhaba şöyle böyle işte ben seni şurada görmüştüm vesaire vesaire. Ama bak ilk başta böyle sevgili muhabbetine girmedim. Hani açılmadım yani. Böyle normal konuşuyorum işte makara yapıyoruz, mizah yapıyoruz. İşte o bana bir şey diyor, ben ona bir şey diyorum. Böyle aramızda hoş bir sohbet var yani. Lan baba neyse işte bir yemin ederim bir 7-8 gün geçti tamam mı? Ondan sonra ben artık şey yazıyorum. Yani inceden mesaj vermeye başlıyorum tamam mı? Hani niyetimi belli etmek istiyorum. Çünkü neden? Baba kız artık bana kanka diyor. Yemin ederim kız bana kanka diyor baba. Yani işin içinden çıkılmaz bir durum tamam mı? Artık ben mevzunun hani benim istediğim tarafa gitmediğini fark ettim. Hani ne bileyim flört yani bir sevgili ilişkisinden çok daha çok böyle arkadaşlık, dostluk, kanka yoluna gitti. Benim de öyle bir şeye ihtiyacım yok baba. Yani sevmiyorum baba anladın mı? Zaten benim dostum diyebileceğim insan var. Kanka diyebileceğim insan da var. Arkadaşım da var. Yani fazlasına gerek yok. Benim ona yazma niyetim belli anladın mı? Hoşlanıyorum ve hani bende karşılığı var mı yok mu onu deniyorum yani. Neyse baba dediğim gibi bana kanka yazdı ya ben de İşte böyle bir ne yazsam dedim acaba ne yazsam kanka olarak mı gitsem yoksa bütün duygularımı ifade eden bir mesaj mı yazsam diye baba aldım not defterine tamam mı telefon not defterine böyle
içimden geçen bütün her şeyi yazdım. İşte ben senden hoşlanıyorum, bunu söyleyemedim vesaire vesaire yani. Hani erkek gibi yazdım yani. Dedim ki hani ben dedim senden hoşlanıyorum dedim. Gerçekten hani beni yanlış anlama dedim. İşte ufak bir nasıl diyeyim romantiklik falan mesajları buldum Google'a, onu yapıştırdım falan filan. Yolladım baba. Lan baba yolladım, tamam mı? Bakıyorum Instagram'da da şu özelliği var ya, işte mesaj yazıyor ya karşındaki, yazıyor falan yazıyor aynı WhatsApp'taki gibi. Lan baba inanır mısın, yazıp yazıp siliyor böyle tam benim mesajı. Böyle yarım saat mesaj bekledim. Lan dedim acaba hani böyle bir romanlık küfür hazırladı, onu mu yolluyor falan, ben bunun tribindeyim. Neyse ben dedi şu anda dedi hani düşünmüyorum dedi. İyi dileklerin için dedi hani teşekkür ederim dedi, ama ben dedi kabul, hani kabul etmiyorum değil de şöyle hani istemiyorum yaptı yani. Ben de hoş karşıladım baba. Selamun aleyküm, aleyküm selam, bitti. Lan baba bir 6 ay falan geçti, tamam mı? Ben böyle unutur gibi oldum. Sonra bir daha aklıma geldi. 5 ay sonra falan. Ben gene yazdım. Ondan sonra gene reddedildim. Ondan sonra daha yazmadım. Yani 2 kere denedim. 2 kere de reddedildim. İyi ki de diyorum ki yazmışım diyorum. Neden biliyor musun? O korkumun dışına çıktım. Yani o içinde bulunduğum, nasıl diyeyim, yıkık durumu, vizyonsuzluğumun dışına çıktım. Reddedilirsem de reddedildim abi. Yani abi kesinlikle hani bunun verebileceğim cevap ne? Yani genelde kıza yazmayan insanlar, yani hoşlandığı birisine yazmayan insanlar böyle özgüvensiz oluyor, tamam mı? Hani gerçekten bir şeyden dolayı özgüveni olmuyor. Yani abi yazacaksın ya. Sen olsun, anladın mı? Sen özgüvensiz de olsan, sen yıkık da olsan, vizyonsuz da olsan senin de duyguların var güzel kardeşim. Yani kalp abi bu, anladın mı? Duygular. Bak hiç kimseye aşık olmadım. Gerçekten hayatım boyunca hiç kimseye aşık olmadım. Hoşlandığım birkaç insan oldu. Şu anda o işlere geçtik. Açtık babacım, anladın mı? Hoşlanmakmış, açmış. Geçtik baba bu işleri. Vallahi billahi geçtik. Yani 2-3 senedir bakıyorum abi. Bana yazıyorlar. Bak samimi söylüyorum. Bana yazıyorlar. Ondan sonra işte nasıl diyeyim, Instagram'dan yazıyorlar. İşte YouTube'da videolarımı görüp yazanlar var. Ego yapmıyorum. Yaptığım asla ego değil. Bencillik değil. Ben şu anda düşünmüyorum. Yani harbiden benim zamanım yok yani. Ve boş iş. Bak boş iş baba. Niye? Şu ana kadar konuştuğum insanların nasıl diyeyim, bir gelecek göremedim yani. Karşı cinsle ilgili. Bir gelecek göremedim, tamam mı? Yani tamamen o anki zamanımı boşa harcadığımı fark ettim. Yani konuşuyorsun telefonda, görüntülü konuşuyorsun, yazıyorsun. Yazmayınca trip attı oluyor falan. Hani bunlar ilişkinin doğası gereği olan şeyler ama bana boş geliyor. Bak gerçekten boş geliyor. Ben abi karşıma gerçekten kendi karakterimde, yani karakterime yakın, işte nasıl diyeyim, böyle hanım hanımcık birisi bulursam o zaman zamandan da tasarruf etmem. Efendime söyleyeyim, sabaha kadar konuşurum. Her şeyi yaparım onun için. Ama işte karşına öyle birisinin gelmesi lazım. Başka türlüsü olanlar bana zaman kaybı olarak geliyor. Vakit kaybı. Valla boşun da boşu geliyor. Yani abi gideceksin ya rüya merru, anladın mı? Diyeceksin ki ben senden hoşlanıyorum. Ben seni şurada gördüm, burada gördüm. Hoşlanıyorum. Ama gerçekten bak şunun altını çiziyorum. Hoşlandığınız insanlara yazın. Düşürmek için yazmayın. Benim çevremde arkadaşlarım var. İşte kanka şu kıza yazdım, bu kızla konuşuyorum, bu kıza yazdım, bununla konuşuyorum, bununla bugün buluşacağım. Ya bunun şovunu yapıyor. Tamam mı? Hani çok büyük bir iş başarmış gibi bunun şovunu yapıyor. Bu gerçekten hani bence kötü bir durum. Ben böyle şeylerin şovunu yapmam. Ya ben oldum olalı böyle bir insanım ya. Hani işte kız arkadaşım olsun, bir kızla konuşayım, işte gidip buluşayım, işte nasıl diyeyim, flörtüm olsun. Ben ve beni çevremde tanıyan insanlar bunu bilir. Asla böyle bir adam olmadım. Eğer gerçekten birinden hoşlanıyorsam söyledim. Hoşlanmadığım birine de yazmadım. Bana yazsalar bile geri dönmedim. Çünkü dediğim gibi abi ben günde 10 saat çalışıyorum. Bunun 8 saat uykuda 18 saat. Abi hani bazen eve geliyorsun, yemek yiyorsun, duşa giriyorsun, televizyon açıp bakıyorsun. Ya gerçekten zamanım yok. Vallahi billahi zamanım yok.
Hani zamandan da geçtim bu karakter meselesi. Hani isteyen zaman zaten yaratır, o ayrı. Ben istemiyorum yani. Bahaneleri kenara attım. Ben istemiyorum böyle bir şey. Bu da böyle bir video oldu. Sonuç, velhasıl kelam kardeşim. Sen bir kızdan hoşlanıyorsan eğer, gerçekten ciddi bir düşüncen varsa, duygularına hakim olamıyorsan, gideceksin konuşacaksın abi. İki kere iki dört. Diyeceksin ki hani ya işte kusura bakma rahatsız ediyorum ama senden hoşlanıyorum. Hani böyle yekten de girilmez de ne bileyim ilk önce benim yaptığım gibi konuşmaya çalış işte bir tepkisini ölç, anladın mı? İşte nasıl konuşuyor, ters mi cevap verecek bana? Böyle bir nabzını ölç. İşte 2-3 gün konuşmaya çalış. Konuştum, baktım işte sana verdiği cevapları iyi, tamam mı? Hani olumlu gidiyor her şey. O zaman de ki işte ben senden hoşlandığım için konuşmaya başladım. Böyle böyle bir duygularım var sana karşı. Bilmiyorum hani sende geçerliliği var mı bu duyguların vesaire vesaire baba. Bugünlük de böyle bir video olsun. Kimseden çekinmeyin abi, yemin ederim. Yani ben şu anda mesela atıyorum kafamda bir sorun var. İşte gidiyorum patronun yanına konuşuyorum. Diyorum abi işte böyle böyle olmasın vesaire vesaire. Anladım yani patronun yanına gidip konuşuyorum. Eskiden şu anda hani birisiyle konuşacaksan baba konuşacaksın ya, bu kadar basit, anladım. Hani bunun namacı mı yok, uzatmaya gerek yok. Sonuçta o adamı teke tek kavgaya çıkmıyorsun baba. Abi işte bir konu hakkında konuşabilir miyiz? Git konuş. Bu senin büyüğün olur, dayın olur, amcan olur, ailenden birisi olur, kız arkadaşın olur veya hoşlandığın birisi olur, iş yerindeki patron olur. Herkes abi, herkes. Sonuçta herkes etten kemikten değil mi birader? Doğru muyum? Niye çekiniyorsun? Niye korkuyorsun yani? Korkmayacaksın abi ya. Herkes etten kemikten kardeşim. Yani ben anlamıyorum. Valla ben de bu durumdaydım. Bak, o durumları yaşamış birisi olarak söylüyorum. Gerçekten boşunla boşu böyle düşünceler. Herhangi bir biriyle, bak sadece kız olarak demiyorum. Dediğim gibi patron vesaire vesaire. Kafanda takılan bir soru işaretin var. Hakkın mı yendi vesaire veya işte dediğim gibi birinden hoşlanıyorsun. Gideceksin abi, diyeceksin ki böyle böyle hani duygularını ifade edeceksin güzel bir dille. Bu kadar abi, bitti gitti. Karşılığı sende olur olmaz ayrı bir konu. Ama reddetse o kadar koymaz. Bak ben iki kere reddedildim. Vallahi koymadı. Unuttum bir saat sonra. Bilgisayar oyunları falan oynadım. Eğer ben hiç söylemeseydim, hani işte ben sana hoşlanıyorum demeseydim, içim yiyecekti. Belki gece uyuyamayacaktım. Böyle içinizdeki şeyleri, ukdeleri atın beyler. Vallahi içinizdeki ukdeleri atın. İçinizde kalıp kanser olacağına dışınızda konser olsun baba, eyvallah.